Değerli dostlar, bugün evde gül açması ya da diğer adıyla gül böreği yapacağız. Önce malzemelerimize başlayalım. 4 bardak un. Ölçü bardağımızı gösteriyoruz. Instant maya. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışımı, 1 adet yumurta sarısı, yumurtanın akı, üzerine atmak için de susam ve çörek. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Suyumuzu ve mayamızı karıştırıyoruz. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Sütü ilave ettik. Sıvı yağ. Yumurtanın akı. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Azar azar unu ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamında poğaça hamuru elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk, mayalanmaya bıraktık. Belli bir süre bekledik. Şu an mayalandı. Mayalanma süresi içerisinde de iç malzememizi hazırladık. Peynir, lor ya da çökelek ve maydanozdan oluşan iç malzememiz de hazır. Şimdi bezelerimizi yapıp devam edeceğiz. Bezelerimiz hazır. Hamurumuzu uzun bir şekilde oklavayla bu şekilde açtık. İç malzememizi her iki tarafa da koyduk. Bu şekilde her iki tarafa da yuvarlatarak birbirine doğru getireceğiz. İç malzemeyle birlikte iki tarafı da birbirine doğru yuvarlatıyoruz. Şu an içi içeride kalacak şekilde. Birbirine yaklaştılar. Şimdi ortadan kesiyoruz. Tam kesmiyoruz. Bir yerden hamur birbirini tutuyor. Sonra saç örer gibi birbiri üzerine örmeye başlıyoruz. Desenimize gül şeklimizi veriyoruz. İşte bu kadar. Kesme işleminde tam kesmiyoruz. Yerinden tutuyor hamur. Sonra saç gibi iki parçayı birbiri üzerine örüyoruz.
virgül desenini veriyoruz. İşte final. Fırına sürmeden önce tepsi mayası olması için tepside biraz bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi gül poğaçalarımız hazır. Biraz mayalandıktan sonra üzerine yumurta, susam ve çörek otu atacağız ve ondan sonra pişmesi için fırına süreceğiz. Yumurtanın sarısı ve biraz sıvıya karışımını şu an üzerine sürüyoruz. Susam ve çörek otumuzu da attık. Artık fırına sürüyoruz. Fırına sürdük. Pişme işlemi başladı. Pişme devam ediyor. Arada hiç boşluk kalmadı. Hepsi kabardı. Birbiriyle arkadaş oldular. Toplam 12 adet gül poğaça yaptık. Pişme devam ediyor. Gül poğaçalarımız fırından çıktı. Çok nefis kokuyor. Muhteşem bir görüntü var. Gördüğünüz gibi kabardılar. Birbirinin arasındaki boşlukları kapattılar. Altını da kontrol ettik. Altı da kızarmış. Oldukça güzel oldu. Yapmak isteyenlere tavsiye edilir. Afiyet olsun.